Bilmem değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Çok teşekkür ediyorum. 15 ilçemiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanetti. İçim rahattı. Bundan sonra artık birileri gibi sadece partime, yakınlarımıza, yandaşlarımıza değil, bütün Denizli'de nüfusun %96'sına hizmet ederken artık yoksullar yalnız değildi, çiftçiler yalnız değildi, işçiler yalnız değildi, esnaf yalnız değildi, emekliler yalnız değildi. Onlara emanetti hepsi. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün vasiyetidir ki kimse sizlerin kimsesi olacak. Bundan sonra Atatürk'ün vasiyetindeki gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerde çiftçi milletin efendisi olacak. Emekliler bundan sonra açlığa, yoksulluğa terk edilen emeklilerin arkasında Denizli Büyükşehir Belediyesi olacak. Bu seçimleri Türkiye İttifakı kazandı. Türkiye kazandı. Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz. Finansal tabloların güncellenmesine evet, yeni vergilere, kazanmadan vergi vermeye, alacaklıyken borçlu çıkmaya hayır diyoruz. Çok sayıda şirket iflasın eşiğindedir, konkordatonun eşiğindedir. İş bilmezler, size sesleniyoruz. Yeter artık, düşün milletin yakasından. Düşün milletin yakasından. Yetti gari, yetti gari. Denizli'nin güzel insanları, 31 Mart seçimleri yeni bir siyasi hat çizmiştir. Bu siyasi hat Cumhuriyet Halk Partisi'ne yoksulun, kimsesizin, güvencesizin, unutulmuşun yanında durmayı, sesi olmayı ve onların sesini çıkarırken lüzumsuz gündemlerle meşgul olmamayı. Beni biliyorsunuz, seçim döneminde de dedim ki vatandaşın gündemi olmayan hiçbir gündemle meşgul olmayacağım. Birileri istedi diye onlarla kavga etmeyeceğim. Gündemi değiştirmelerine izin vermeyeceğim. Vatandaşın sorunu söz konusuysa ben kavgayı emekliler için vereceğim. Siz bize sorumluluk verdiniz. Bundan sonra bir büyük mücadele başlıyor. Dün Çorlu tren kazasında evladını kaybeden annelerin, babaların, gözü yaşlı eşlerin, babasız kalmış, anasız kalmış evlatların yanındaydık. Yarın pazar günü ulusta atanmayan öğretmenlerle birlikte olacağız. Bundan sonra mağdurun ve mazlumun yanında dimdik duracağız. Yakında ilan edeceğimiz emekli mitingiyle emeklilerin sesini duyuracağız. Siz oyunuzu attınız. Göreviniz tamam. Bundan sonra bekleyin. Böyle bir şey yok. Bundan sonra bu ülkeyi kurtarmak için bize de, hepimize de, hepinize de önemli görevler düşüyor. Bugün burada olduğu gibi bundan sonra
nereye çağrılırsak, hangi eyleme, hangi mitinge, hangi yürüyüşe çağrılırsak oraya koşalım, destek olalım, hakkımızı söke söke alalım. Aşkım, 1 Mayıs'ı yasaklar. Sizlere güç veren, sizlerden güç alan ve sokaktan korkmayan, meydandan çekinmeyen, müzakere de eden, mücadele de eden, yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık. Beraber miyiz? Bir kez daha söylüyorum. Bu ülkeyi seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Beni seviyor musunuz? Beni seven arkamdan gelsin. Beni seven arkamdan gelsin. Seçimden önce o için söylemedik ama seçimi o güzel oylarınızla kazandık. Şimdi buradan seçimden sonraki ilk büyük mitingimizde Denizli'ye belediyeye kahve içmeye gelip burayı mitinge çeviren, ayrılan alana sığmayıp bir o kadar da arkada toplanan dört bir yandan bize seslenen sizlere şunu söylüyorum. Bizim ittifakımız siyasi parti ittifakı değildir. Bizim ittifakımız bir araya gelmiş ve milletin canı yanarken, açlıktan kıvranırken onları duymayan Cumhur İttifakı değildir. Bizim ittifakımız adını memleketimizden, renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alan Türkiye İttifakı'dır. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Üzere, hoşça kal Denizli. Coşkuyla, umut. Çok teşekkür ediyoruz.